herhangi bir teknolojinin dışarısında insan çok tutucu bir şey. Eski alışkanlıklar hiç bırakmak istemiyor, tamam mı? Hala yani kağıt üzerine not alma bizim alışkanlığımız. Kağıt çok az kullanıyor. Kağıt üzerine not alma bizim alışkanlığımız. Bir yerlere falan yazarız ya. Bazen bildiğini unutup yeni bir şeye başlamak ya, ama bazen de arkadaşın söylediği gibi yok insana de, beni de Windows 7 deli ediyordu. Vista deli ediyordu. Zaten çok kullanmadım onları. Yavaş yok, yavaş değil diyor ya, bu yavaş yok, yavaş değil böyle bir sürü. Her neyse, yani bu işin psikolojisi var, ergonomisi var, ayrı bir dünya o. Optimizasyonu var. Bazıları, adam teknolojiyi geliştirmiş. Touch screenler var, 1970'lerde, 80'lerde var touch screenler, tamam mı? Grafiksel arayüzler, 1970'lerde, 80'lerde var. Ta 2005'e kadar beklemesi gerekiyor şu cep telefonların üzerindeki touch screenler var. Bir de bir alevlendi. Hatta daha önceden touch screenli cep telefonları vardı. Yok, tutmadılar. İşte bu arayüzleri olmadığı için. Adamın bir tane çıktı, arayüzünü tutturdu. Birazcık artistlere, şunlara, bunlara para verip kendi şeyini kullandığı reklamını yaptı. Birden bir alevlendi sanki yeni bir şey icat edilmiş gibi. Halbuki icat edilen falan filan yenilik bir şeyler yok. İşte arayüz tasarımı, kendini sunma. Bunlar da önemli şeyler. Ve yazılım mühendisinin endişeleri arasında bunlar. Mükemmel bir sistem yapmışsın, her şeyi mükemmel. Kullananı yok. Kimse sana herhangi bir kredi falan falan vereceği yok. Belki 20 yıl sonra akademisyenin bildiklerini çıkarıyor. Zamanında böyle bir sistem vardı. Her şeyi icat etmişti. Biliyor musunuz Commodore Amiga'yı? Amiga'yı duydunuz mu? Amiga denen sistemde şu anda kullandığınız hemen tüm teknolojiler var. Her türlü numarası var. Ama zamanında birkaç yüz bin tane satmış, belki 1-2 milyon. Daha sonra da firma batmış. Yerine oturtulamadığı için. Kötü yazılım mühendisi mi yapmışlar onlar? Hayır. Ama bazen bu arayüz gibi şeylerde, ekosistemlerde onlar önemli olmaya başlıyor. Create implementasyon, işte bu programcının geleceği şey, sistem. Tasarlanmış sistem üzerinde implementasyon yapıyorsun. İlk önce tasarım olacak. İlk önce tasarım olacak. Ondan sonra implementasyona giriyorsun. İşte bu da programlar yazılıyor. Kod yazılıyor, baya baya kod yazıyorsun. Ki eğer database ile ilgili dosyalar falan filan varsa onların tasarlanması, database'lerin geliştirilmesi. Tamam mı? Burada software analyst bundan önce devreye girdi. Programcı bu aşamadan sonra devreye girdi. Implementation stage. Hala şu şeyi yapmaya çalışıyoruz. Bakın arkadaşlar, şu kutular var ya. Kutuların hakkında konuşuyoruz. Hala bu kutuların hakkında konuşuyoruz. Analiz, bu requirement specification kısmıydı. Tasarladık, implement ettik. Ondan sonra da testing geliyor. Test etmek yazılımcının, tamam mı, yapması gerekli en önemli safhalardan bir tanesi. Test etmenin de tipleri var. Alfa testing, beta testing duydunuz mu? Evet. Beta ne demek? Beta testing. Kullanıcıya sunulması. Nereden biliyorsunuz? Anlatılar mı? Hani programların beta versiyonu oluyor. Nereden biliyorsunuz? Başka bir chapter'da mı anlatıldı testing? Yok hocam. Nereden biliyorsunuz? Beta sürümü falan. Oyunların da bir tamam. Beta sürümü demek esasında tam program yazılım sistemi olgunlaşmamış. Kullanıcının üzerine denemesi lazım. Kullanıcılar da 1 milyon tane, 2 milyon tane, 1 milyar tane olursa ilk verdiğin günde yüzlerce hata geri dönüyor. Çok verimli bir test etme yöntemi yani beta testing. Ama kullanıcılar diyorsun ki bu beta, bunu hala test ediyoruz biz. Sen bize geri bildirdiğini git. Yani crash olduğu zaman bize suç bulma, bu betaydı. Alfa testing var, alfa testing de aynı şeyi firma kendi içerisinde revize ediyor. Kendi kullanıcıları test ediyorlar. Bunun gibi bir sürü testing yöntemi var. Bazıları validation testing, bir de şöyle testing. Hani vardı ya, ben müşteriye şey imza atmıştım, belge. Benim ihtiyaçlarım bunlar diye. Belge imza atmıştım. O belgeyi eline alıyorsun, bak diyorsun, ben bunları yapmam gerekiyor spesifikasyonları. İşte spesifikasyonları burada verdim ben sana. Bak bu bunu yapıyor, bu bunu yapıyor, bu bunu yapıyor. Testleri burada, eline veriyorsun. Test hükümetle. Dolayısıyla istediğim her şeyi yaptım diyorsun. Bu bir validation testing. Söz verdiğim her şeyi yaptım. Bir de defect testing var. Acaba bir şeyler yaparken hata yapıyor muyum başka şeyler yaparken? İşte bu da bug'ları bulmak için, hataları bulmak için bir tane testing. Test yöntemi. Tamam, bunlar daha önceden bahsetmiştim. Bu 4 tane adımı geçmenin bir tane modeli yok. Modellerden bir tanesi waterfall modeli, şelale modeli. Şelale gibi. Yani şelale nasıldır? Şuradan su akıyor buraya. Burada birikiyor, buraya akıyor. Burada birikiyor, buraya akıyor. Böyle şelaleler vardır ya. Şelalenin modeli demesinin sebebi aşağı akan su tekrar yukarı çıkmıyor. Bir yere doğru gidiyor. Bir safhayı geçtikten sonra geri dönmek yok. Waterfall modeli çok fazla küçük takımlar tarafından özellikle kullanılmıyor. Çünkü her zaman için özellikle riskli projelerde, sonun ne olacağı belli olmayan projelerde her zaman için geri dönme ihtimali var. Değil mi? Ona waterfall modeli deniyor.
Ve dediğim gibi waterfall'da çok fazla izlenen bir yöntem değil ama projeniz bittiği zaman da yazılım mühendisliği projeniz bittiği zaman da tüm dokümantasyonu ve çıktıların hepsinin sanki waterfall modundan çıkmış gibi olması lazım. O nedenle önemli. Yani spesifikasyon olacak, tasarlaması olacak, implementasyon olacak, testing hepsinin dokümanı benim elimde olması lazım. Incremental model waterfall'a benziyor ama incremental ufak ufak. Prototip yazıyorsun. Küçük ufak prototip. Ondan sonra bunu yaptıktan sonra tekrar başa dönüp isterlerini, tasarımını değiştirip tekrar bir tane daha prototip yapıyorsun. Bu evolution, yani bu evrimsel olabilir. Aynı kod değişe büyük bir kod haline gelebilir ya da throwaway olabilir. Kodu geliştiriyorsun, yeteri kadar tecrübe kazandıktan sonra ha bu böyle olmamış, bu böyle olmamış dedikten sonra o kodu atıyorsun. Kötü bir şey değil bu, sanki çöpe giden bir şeymiş gibi düşünebilirsiniz ama bazen bazı şeyleri geliştirirken çöpe atman gerekebiliyor mesela şey gibi. O işte küçük modeller yaparlar, o koskoca koca uçakların küçük modellerini yaparlar. O modeller de bayağı pahalıya gelir, tanesi 100 milyon dolar falan gelen modeller olabiliyor bazen. Uçmuyor ki onlar, hiçbir işe yaramıyor. Sadece test etmek için kullanılmış. Onları atıyorsun bir tane, bekletiyorsun. Atıyorsun. Zaten bir burada incremental model. Başka şeyler var, yöntemler var. Open source development. Bu açık kaynak kodu development. Bu open source'lar diyorlar ki bunların ayrı bir felsefesi var. Vakıf felsefesine benziyor birazcık. Yazılım denen şey diyor, parayla satılmaz diyor. Yazılımı parayla satmayın. Yazılımı parayla sattığınız zaman zarar edersiniz. Firma olarak değil, toplamda zarar ederiz diyor. Yazılım açık kaynak kodu olmalı. Herkes geliştirdiği kodu açıkta bırakmalı. Tamam mı? Tüm kod herkesin olmalı. İnsana da o kodu alıp onun üzerine bir şey koyup başka yazılım geliştirebilmeli ki herkes her şeyi baştan yapmak zorunda kalmasın. Çok daha hızlı bir şekilde biz yazılımı geliştirebiliriz bu şekilde diyor. Yani belki firma ya ben buna bu kadar emek harcadım. Ben bunu herkese açacaksam parayı nereden kazanacağım falan diye düşünebilir ama toplamda toplum olarak, insanlık olarak kazanacağımız şey herkesin açık kaynak kodunu kullanması. Peki parayı nereden kazanacağız? Parayı onun üzerine verdiğin hizmetten kazan diyor. Tamam mı? Yani yazılımı var ya, yazılımı satma, yazılımla beraber verdiğin bir hizmet olacak, oradan kazanırsın diyor. Mesela buna güzel örneklerden bir tanesi, Google'ın yazılım sattığını gördünüz mü hiç? Google'da para verip yazılım alanınız oldu mu? Yok. Android denen sistem ne kadar karışık bir sistem. Kaç bin adam ayı, kaç milyon adam ayı vardır Android'in içerisinde. Sayısını bilen olduğunu sanmıyorum. Yüzlerce çok iyi eğitimli adam, onun üzerinde binlerce adam Google'da çalışıyor sadece. Bir de onun dışında çalışanlar da var. Google tekrar Android'den bana verdiği zaman bedava. İsteyen ve hatta yardım da ediyor. Ben diyorsun yeni bir tane şey geliştirdim. Televizyonlar için setup box mı diyorlar. Ben buraya Android'i koymak istiyorum. Sana yardım ediyor. Mühendis gönderiyor. Tamam al koy diyor. Parasını falan da istemiyor çoğu zaman. Ne? Niye? Çünkü adam onun üzerine reklam koyuyor. Ve parasını reklamdan kazanıyor. Eğer diyor ben bunu open source değil de başka firmaların yaptığı gibi kapalı bir şekilde gizlesem bunun kullanıcısı sayısı artmayacak ki diyor. Üzerine kod yazan kimse de çıkmayacak. Tamamen olduğu gibi Android'i çoğu Google şeyini ürününü Google open source olarak geliştiriyorlar. Mozilla Firefox da yine öyle. Tüm Linux şeyi yani Linux dünyası ne kadar büyük bir dünya? Koskocaman. Serverların çoğu Linux üzerinde çalışıyor. Çoğumuz Linux kullanıyoruz. Akademi dünyası çok sıkı bir şekilde Linux kullanıyor. Ama kimse sen Linux'u aldın, kendi bilgisayarına kurdun diye senden para istemiyor değil mi? Community büyüyor. Onun üzerinden işte şey denen Ubuntu, Canonical denen firma, Güney Afrika firması. Ubuntu zaten serverlar üzerinden, verdiği servis üzerinden tamam mı? Bayağı bir para kazanıyor. Open Service'ın, Open Source Development'ın şeyi bu. Bunlardan bir tanesini kullanabilirsin ama hiçbir zaman kapatmayacaksın kodunu. Her zaman açık kalacak. Extreme Programming yine bir tane yazılım mühendisliği metodolojisi. Bu da diyor küçük takımlar çok kullanıyorlar. Waterfall modeli vardı ya, Waterfall modeli takip edin diyor ama her gün bir tane cycle çevirin diyor. Tamam mı? Her gün 4 tane kutu vardı ya, her gün 4 tane kutunun üzerinden bir tane geçiyor. Yani gündüz sonunda elinizde güzel tasarlanmış, implement edilmiş ve test edilmiş bir sistem olsun. Ertesi gün onu birazcık daha geliştirin, birazcık daha geliştirin. Buna extreme programming deniyor. Diğer türlü waterfall model, hani baştan başlayan bir işle bitmeden öbürüne geçiyor. Bu sürekli olarak başa dönmeyi teşvik ediyor ve her gün elinizde çalışan bir tane model olduğu için de müşteri geldiği zaman şimdilik elimizde bu var, bu var deme ihtimalimiz oluyor. Küçük takımlarda iyi çalıştığı bilmiyor. Ve günde göre değiştiriyorsun. Diyorsun ki bugün ben implementasyon yapacağım, sen tasarım yap. Yarın ben tasarım yapıyorum, sen testingini yap.
rollerinizle bu durumda değiştiriyorsun. Çünkü genelde küçük takımlarda, küçük firmalarda bugün öyle çok popüler. O kadar her bir safhaya ayıracak insan olmuyor. İki kişi oluyor, üç kişi oluyor. Her birine ayrı ayrı safhalar veriyoruz, o kadar zengin olamıyor. Sorun mu var bir kişi? Soru mu soruyordun? Bir tane sorusun. Şu ana kadar o dört tane şeyi anlattım. Ben zaman hepsini yemişim ya. Bundan sonra hangi dersiniz var? Fizik falan. Nerede? Fizik bölümünde. Saat 2'de mi? 2'de evet. Doğru söylüyorsun değil mi? Yalan söylemiyorsun değil mi? Yalan söylüyorsun. Yemin ediyorum. Tamam fazla daha zamanınızı almayacağım. Bir tane soru söyleyin. Hayır. O soruyu saymıyorum. Sen çok sordun ama neden sor. Başka bir soru soracağım. İşlem programı ne? Uzak prosedür. Bunu saymayız. Bir daha gelirler ya. Birbirine benziyor mu işlem programı? Yine. Buna mı? Evet. Sizin programın çok hızlı. Her gün yapıyorsun. Bunu birazcık daha şey olabilir. Yani bir prosedürün değişmesi aylar alabilir. Tamam mı? Burada küçük takım her gün hızlı bir şekilde arkadaşın yaptığı var ya. Hemen bir şey değiştirelim bakalım. Bir şey değiştirelim bakalım ama o dört tane hızlı geçersin. Tamam soruyu bir şey sor ortaya. Yazılımı satarak değil, bir şekilde yol bulacaksın. Google yaptığı gibi reklam yapabilirsin ya da senin yazılımını kullanan adama servis verebilirsin, bakımını yapabilirsin ona. Yani şeyin, Canonical'ın serverları var, tamam mı? Adam diyor ki, bak diyor ben bundan sana bu servisi veriyorum. Mesela ne? Dropbox'ı düşün, tamam mı? Dropbox kendi kodunu açık kaynak kodu yapmış, yapabilirdi. Ama Dropbox'ın verdiği bir servis var. Web üzerinden sana yer veriyor değil mi? Oradan para alıyor. Tamam mı? Böyle bir şey. Kendi programı bedava veriyor. Kodunu açmamış, açabilirdi de. Güvenlik için belki açmıyor. Açabilirdi de ama parasını kendi servisini kullanan insanlardan alıyor. Onun için bir şey. Ve açık kaynak kodlar ne diyorlar biliyor musunuz? En güvenli kodu açık, ancak açık kaynak kodla sağlayabilirsiniz diyorlar. Diğerleri çok tehlikeli. Microsoft'un kodun içerisinde kullandığını biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Bilmiyorsunuz. Hayır, hepsi gizli. Microsoft'ta çalışan CIA ajanları var mıdır yok mudur biliyor musunuz? Biliyorsunuz, var. Bunun çoğu sisteminde Gmail'in olduğu gibi CIA'lerinden geçtiği falan. Ne kadar gizlerseniz sistemin güvenliği o kadar insanlar açısından o kadar azalıyor. Çünkü her türlü numarayı çevirebilirler. Amerika, ABD, Çin'den network switch'i satın almıyor yasak kanunu. Kritik uygulama. Büyük firmalara kuramazsın bunu diyor. Askeri uygulamalarda devlet firmalarına var. Orada ne çalıştığını bilmiyorum ki diyor. Niye şüpheleniyorsun sen buna? Çünkü aynı numarayı biz yapıyoruz diyor. Onlara gönderdiğimiz switch'lerin içerisinde bizim o Trojan dedikleri şeyler var ya sistemler. Onlar var. Ama açık kaynak kodu olsa da kod elinde istediğin gibi açıp bakarsın. Tamam mı? O kadar güvenli oluyor. Her şey açık. O yüzden açık kaynak kodcuların bayağı bir şeylere var, avantajları var söyleyecek. Görmüyor. Yani para kazanmak sanki çok zor görünse bile çok çekici tarafları var. Tamam. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hacı Ali Hoca. Yoklamazda mıydı ya? Yok hocam. Almıyor genel. Saati var ya saati. Bilgisayar saati. Nasıl? O saati çok hassas. Milisaniyeye kadar gösterebiliyor, tamam mı? O andaki saati alıyorsun. Tamam mı? O diyorsun ki günün milisaniyesi kaç? Ya da yılın milisaniyesi kaç? O sana böyle 20 basamaklı bir sayı veriyor değil mi? Evet. Tamam mı? Onu 6'ya böl, kalanını al. Sana bir tane zar rakamı. Yöntemlerden bir tanesi bu. Zaten o şey değil. Hiçbir zaman şey demiyorlar.